İki gece buradalardı, üçüncü günü iyi oldular. Her zaman buradalardı. Üçüncü günü de bilmiyorum ne oldu, hasta oldum. Oktay giderdi, arkasında giderdim. Saniye giderdi, giderdi. O günü de gidemedim. Çocuklar gitmiş. Oktay demiş eve gidin, haydi durmayın eve gidin demiş. Tamam baba, yolun kenarında giderik. Motor yukarıda gelince bunlar hiç bakmamış. Gel gelmez İzmir'deki torunumun üstüne sürüyor. O kaçıyor. Bu sefer o dördünün üstüne sürüyor bile bile. Ayağa kalkıyor diyor, şaka şaka. Şaka yapıyor bize. Şakayı çocuklar diyor, gerçek oldu. E bu nasıl adalet? Bile kaza olur olmaz değil. Her şeyde olur. Bile bile olan kazaya adam elini kolunu sallıyor. Ben daha şurayı geçmedim. Kendi kayısı su artıyor. Tarla satırıyor. Evini yüklettiriyor. Ama bu niye böyle, yani niye böyle acele iş yapıyor? Daha bizim gözümüzün yaşı, daha yemek yemiyor. Daha elimiz kolumuz kırık. Bu neden acaba böyle serbest? Bilmiyorum. Ben onu size diyorum. Bir adalet mi istiyorsunuz? Bana yardım mı ediyorsunuz? Gerçekten yalan söylemiyorum. Çocukları kaybediyorum, ben kafayı yiyeceğim yani. Biri ada, biri zelal zelal. Bir şey diyemiyor. Biri zelal, biri ada. Biri Sevmez de ada, biri öyle zelal. Mazlum ne diyeyim ben, ne diyeyim? diyor. Kendisi sevmez de Eli kolu öyle diyor. serbest kesene ben ne diyeyim? Öncelikle bizim çocukların ölümüne sebep olan insanların bir an önce tutuklanmasını istiyoruz. Onlar 52 gün oldu. Eli kolu serbest dışarıda gezerken bizim içimiz çok yanıyor. Bir an önce adalet ne gerekiyorsa yerini bulsun istiyorum. Bu ebeveynler defalarca uyarılmasına rağmen biliyorsunuz hepimiz bu bölgede yaşıyoruz. Malatya'da krizi döneminde nüfusumuz 3'e 4'e katlanıyor. Traktörün geçtiği bölgede bu mahallenin hepsinin sergileri var. İşçileri var. Hem rampa iniyor hem işçilerin çadırlarının içinde iniyor. İşçiler tarafından da uyarılıyor. Hem çocuklarımın dayısı tarafından defalarca uyarılıyor. Hatta bir gün önce benim kaynım olmasa bu çocuk kendi kardeşini eziyormuş. Bir ebeveyn bunu duyması, görmesi buna rağmen yani daha önce de defalarca uyarılmasına rağmen yine de traktörü verip aslan oğlum sen yaparsın böyle böyle öğreneceksin demesi, ben bu insanın akıl sağlığından şüpheleniyorum. Yani bir insanın çocuğu insanın neyidir? İnsan ne için yaşar? Çocuğu için yaşar. Her şeyimizi onlara feda ediyoruz zaten. Yani bu adam bu tehlikeyi atlattıktan sonra yine de traktörü o çocuğa veriyorsa bu bir kaza değil. Benim gözümde kaza değil. Bilerek göz göre göre gelen bir cinayettir.